Gezgin Müzisyen YouTube kanalının gitar derslerine hoş geldin. Anlıyorsun deyiminin part 2'sini yapıyoruz. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, nerede kalmıştık? Burada kaldık. Bakın burada da mi minör basıyoruz yine. Sonra fa majör basıyoruz. Yani mantık aynı. Melodine mi, İzmir. Sonra fa, la. Fa, la. Yani Ankara. Yani önce melodiyi çalabiliriz. Bu şekilde. Burada arkadaşlar fa majör akoru basacağız. Yani şu. Çünkü ne yapıyoruz? Fa la. Fa majör uzasın bir de. Fa la. Sonra yine mi minör. Fa la sol fa. Aslında buradaki notanın bak aynısını görüyor musun? Yani buradaki melodinin aynısını nasıl yaptık? Fa buradaydı mesela burada. Biz buraya aldık fa'yı. Şunu anlatmaya çalışıyorum burada bu örnekle. Sen orada istersen ileride başka akor da koyabilirsin. Mesela re minörün çevrimini koyacaksın. Fa majörün çevrimini. Ben şu an sadece birinci pozisyondan basit olarak fingerstyle yapıyorum ama. Hatta fa değil belki işte beşlisini koyacaksın. Armoni öğrendikçe değişik akorlar koyacaksın oraya. Aynı melodiyi mesela burada fa ile burada hiçbir şey yapmadan çalmışız. Burada sana örnek olsun diye detaylandırdım. Ben burada fa majörü kaldır demişim artık ama istersen buraya kadar da uzatabilirsin. Fa majörü bir ölçü uzatmışız burada bakın. Şuradaki iki nota fa ile do bir ölçü uzuyor. Ama buraya kadar da uzatabilirsin. Yani burada yazdığı gibi şöyle. Artık parmağını kaldır diyor. Ama istersen bu şekilde yapabilirsin. Burayı bir metronomla çalalım. Son ki. Evet gelelim buraya. Burası bak yine aynı aslında görüyor musun? Yok aynı değil pardon. Burası neymiş? Mi do si. Ama akor olarak aynı. Mi minör. Mi la si. La minör. Basıyorum. La minör bastığımda en son ses ne? Do. En alt teli çalmayacaksın ama. Burada o yüzden mesela la minörün en alt telini yazmamışız. Normalde la minör en alt telle de çalınırsa la minör. Ama do'ya kadar çalacaksın. İstersen hepsini çekip böyle P, I, M, A ile. İstersen bu iki tekniği de kullanabilirsin. Mi, do, si. La, sol, la. Ankara. Burada hiçbir ses yok baslarda. La, sol, la yapıp hemen es veriyor zaten. Bak. Burada bir susması lazım müziğin. Mi, do, si, la, sol, la. Mesela do, si yaptıktan sonra bakın elimi koyuyorum buraya. Susturuyorum sesleri. Çünkü orada yani şu ölçünün başında tamamen sussun demiş. Oraya kadar bir çalalım. Son ki. Burada S var demiştik. Ne bu? Noktalı sekizlik. Yani bir buçuk vuruş S. Tam çıkarken, ölçüden çıkarken R notası. 1 ve 2 re ta ta re mi fa 1 ve 2 ve derken re mi fa 1 ve 2 ve re mi fa yapacağız. Burada re yaparken re minör akorunu tam olarak yapmıyoruz. Fa notası yok. O yüzden R5 yazılmış. Şu üç sesi yani R, La ve bir daha R'yi. Peki bunu nasıl yapacağız? Şuradan itibaren alalım. Sonra La minör vuruyoruz. La minörü de şu şekilde yapabilirsin. Bildiğin ritim çalar gibi. Şu kısmı yapalım. Metronomla bir önce. Son ki. Bir daha yapalım. Son ki. Şekilde.
Arkadaşlar işi o kadar iyi kavramanızı istiyorum ki hani mesela şu bölümü hatta hiç bilmediğiniz bir parçanın böyle herhangi bir bölümünü alıp ya burada Ankara yapmış işte noktalı S yapmış deyip çalabilmeniz için böyle tek tek analiz ediyorum. Biz YouTube'da başlamadan önce çok araştırdık. Mesela gitar dersi yapanlara baktık. Bazı güzel yapanlar var, fingerstyle çalmış. Çalıyor, altta da taplar geçiyor. Ne çalıyorsun abi? Nereden bilsin insanlar? Yani şeyi bilmeden ne yapacaksın? Doğru bir şey yapıyorduk. Kötü bir şey değil. O da güzel bir hizmet bu arada, değil mi Oğuzhan? Evet. Ama ne zaman güzel olacak size biliyor musunuz o hizmet? Siz burada iyice öğrendikten sonra o kanallardaki şarkıları zaten hatta kendiniz üreteceksiniz ama hani diyelim bazı şeyleri üretemediniz. Senelerin gitaristleri var şimdi. Güzel çalanlar var. Sadece taba koymuş, oraya yazmış. Ellerine de sağlık onların. Onları gömmek için söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın ama ne yapacaksın? Buradan öğrenip aa bunu yapmış deyip hop diye çalabileceksin yani çok rahat bir şekilde. O yüzden tek tek analiz ediyorum. Bunu sizin için yapıyoruz. Burayı iyice anlamaya çalış. Anlamadığın herhangi bir şeyi mutlaka yorumlara yaz. Şunu anlamadım, şu olmadı falan. Anlamaya çalışın olayı. Ama biz zaten bunu hani ileride biz kanal çok büyüdüğünde ne yapalım derken Twitch kanalı fikri geldi. İşte Twitch kanalı ile birlikte biz zaten bütün her şeyi analiz edeceğiz. İşte insanların yaptığı hataları, sizin yazdığınız yorumları analiz edeceğiz. Şimdi buraya kadar bir çalalım. Son ki. Evet arkadaşlar, bundan sonraki kısma bakalım. Burada bakın hiçbir fingerstyle namına hiçbir şey yok. Çok basit. Eskara İzmir. Notalar ne? Es, do, re, mi, re, do, si. Hatta burada da do, si var. Burada bir ne var çünkü? Yukarıdan nasıl geldik? Mesela burayı kapatabilirsin bu la'yı. Zaten burada da esimiz var ya başta. Bu es devam ediyor. Es, da, 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 es, do, re, mi, re, do, si, la, re, mi, fa, la, re, la. Burada da aynı şeyi yapıyoruz. Bak bu sefer başka bir açıdan bak. Şuradaki la'ya noktalı sekizlik koyup uzatmışız. Şu re'ye bağlamak için. Burada mesela bir es yok. Şurada es yok. Burada bir uzatma var. Hani farkı görün diye. Bu kısım da aynı. Şu kısımlar birbirine benzer melodiler ama işte yani ufak tefek çok ufak farklılıklar var. İşte nedir? Şu la burada kapanmış, es yapmış. Bu la burada uzamış. Sonra başka bir farklılık. Burada re böyle olmuş. Burada düz çalmış. Akorla çalmış. Burada düz çalmışız. Burada her şey aynı. Sonra yine şu melodimiz var. Burası da aynı. Sonra şarkıya başlıyoruz. Şarkının sözlerine gidecek kısma başlıyoruz. Buraya kadarki kısmı bir çalalım. Zaten hep aynı şeyler ama. Buradan itibaren bir çalalım bakalım. Hatta şu üçünü. Şurayı yapalım ondan sonra çalalım. Burada ne yapmış? Burada aslında la minör var. Şuralara da la minör yazalım olsan. Burada da bir la minörümüz var. La minör akorunu basıp. Bu sağ elde ne yapıyorum? P ile vuruyorum. Sonra IMA ile çekiyorum. Sağ elle ilgili bir sıkıntım varsa sağ el egzersizleri serimize mutlaka mutlaka ama mutlaka git. Yani amatör olarak bile çalacak olsan serinin hepsini bitirmezsin. Belki bir 5 videosunu bitirirsin. O 5 video sana yeterli olur. Oradaki etütler sağ elimizi iyice açıyor. Bütün her şeyi yapabilmemizi sağlıyor. Yani ben sana diyorum ya burada ben öğretiyorum ama sen bunu değiştir. Yani mesela ben ne yapıyorum? Böyle yapıyorum. Sen böyle de yapabilirsin. Geri de alabilirsin mesela. Burada da ne yapıyor? Artık şarkıya başlayacak. Hava ayaz mı ayaz, ellerim göklerimde. Bu şekilde şarkıya başlayacak. Buraya kadarki kısmını çalalım ve bitirelim. Son ki. Thank you.
Evet, bu şekilde çaldık. Şimdi aşağı inelim. Arkadaşlar burada şarkıyı takip ediyoruz. Hava ayaz. Hava ayaz derken bakın. Bir bu la'dan vuruyorum. Bir mi'den. Hava ayaz mı ayaz ellerim. Burada sol majöre geçiyorum. 2, 3, 2 ve 4. parmaklarla çaldım. Ellerim. Bir sol'ü vuracağım, bir si'yi. Ellerim ceplerimde bir türkü tut. Kü'de geçiyorum mesela. Ölçünün yarısındayım bakın. Ölçü birinci vuruş, ikinci vuruşta. Kü tut. Burada duyuyorsun la minör değil fa majör mi. Buraları hızlı hızlı geçeceğim. Sen bunları dinleyip yavaş yavaş yapabilirsin. Buraya kadar bir yapalım. Bu yaptıklarımı hani ben buraya kadar yapalım dediğimi sen durdurup bir daha baştan durdurup bir daha baştan yavaşlatarak falan hani bu şekilde çalışmanı isterim. Çünkü uzun uzun anlatırsam çok fazla uzuyor video. Bunların analizlerini Twitch'te yapacağız. Twitch'te yapacağız diye de bırakmıyoruz. Bu dersi çok uzatmayalım diye, çok böyle sünmesin diye. Çünkü bazıları için çok kolay geliyor bu. Bazıları için yani hiç söylememektense söyleyip geçiyoruz yani. En azından durdurup bakabilirler değil mi Oğuzhan? Evet. Hadi başlayalım. Son ki hava ayaz mı ayaz elle. Kısmını da yapalım. Aynı aslında. Hemen başlayalım. Burada sadece şuna dikkat edin. Bakın ilk vuruyor vurguyu. La. Çalacak bir. Çala nerede başlıyor? İkinci de bir V'de. Çala. Çalacak bir kapım yok. Mutluluğa. Bu şekilde gidiyor. Burayı yapalım. Bir tek fark o. Başka bir şey değişik değil. Sözler farklı bir de. Son ki. Çalacak bir kapım yok. Mutluluğa hasretim. Artık sokaklar benim. Duyuyorsun değil mi? Bu zaman akmıyor kısmını çok hızlı geçmek istiyorum. Çünkü zaten basit halinde çalışmadıysan basit halinde var ama hemen hızlı bir şekilde anlatayım. Ankara Libolu, Ankara Libolu, Ankara Libolu. Zaman akmıyor sanki. Zaman diye başlıyor. Zaman Ankara Libolu, Ankara Libolu, Ankara Libolu, Ankara Libolu, Ankara Libolu, Ankara Libolu. Sadece şu kısımlarda fa, mi, la vuruyoruz. Sonra ya dön bana, ya dön bana artık kısmı var. Orayı da sonra yapalım. Burada çok şahane bizim Oğuzhan'la çok sevdiğimiz bir bölüm var. Ya dön bana artık. Burası zaten güzel. Ama bir de şurada bakın. Es, es duyuyorsun değil mi? Es duyuyorsun değil mi? Şuradaki pıt pıtları şu sözleri yazabilmek için yazdık. Aslında bunlar yok burada. Şu pıt pıtlar yani esler. Burada duyuyorsunu yazamıyorsun yani programından kaynaklı bir şey. Burada aslında es var. Bir vuruşluk es var. Es duyu, es duyu Ankara gibi. Ankara derken kara da duyu diyorsun. Sonra kromatik bir zaten hep çalıştığımız var ya. Adam bildiğin çalıştığın şeyle bak ne güzel melodi yapmış. Es duyuyorsun değil. Es duyuyorsun değil mi? O bölümü yapıyorum. Ya dön bana artık. Duyuyorsun değil mi? Son ki. Ya dön bana artık. Duyuyorsun değil mi? Aşağısı da aynı. Aşağıda ne yapıyor? Ya çık git dünyamdan. Anlıyorsun değil mi?
Bu ikisini yapalım ve dersimizi bitirelim. Son ki ya dön bana artık duyuyorsun değil mi? Ya çık git dünyamdan anlıyorsun değil mi? Tabii bunu hızlı bir şekilde yaptığında ya dön bana artık duyuyor musun değil mi? Ya çık git dünyamdan anlıyorsun değil mi? Arkadaşlar çok güzel olduğunu düşünüyoruz şarkının. Siz ne düşünüyorsunuz? Bak cevap veremiyorlar olsan nasıl cevap verecekler? Yorumları yazın. Aynen yorumlarla. Ondan sonra parçayı bitirdin mi? Hashtag gezgin müzisyen yazıp YouTube'a koyabilirsin. Oradan biz alıp Twitch'te analiz ederiz. Parmaklarında ne gerekiyor? Düzeltmen gereken bir şey var mı? Nasıl hareket etmelisin? Nereyi yanlış anladın? Bunların hepsini biz orada görebiliriz. O cevapları böyle alıyoruz. Yani bu anlattığımız şeyler nerelere ulaşıyor, neler geri dönüyor bize, biz böyle anlayacağız. Peki başka ne yapsınlar olsan? Beğendiyseler Beğenebilirsiniz. beğenebilirler, Paylaşabilirsiniz. paylaşabilirler, abone olabilirler Abone olabilirsiniz. ve katıl butonundan bize destek Katıl olabilirler. butonumuz aktif durumda şu an. Oradan destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.